Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Adana'nın 43 derece sıcaklığıyla. Yoğun istek üzerine yine tekrardan Kenwood teyp ayarlarını bu sefer detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Kafamıza takılan soru işaretlerini inşallah bu videoda çözeceğiz. Ondan önce bu fırının kabini inşallah bu hafta sonu alacağım. Onunla da güzel videolar gelecek inşallah. Şu anda mono amfim yok ama stereo amfiyle nereye kadar gidebilirsem o şekilde elimdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışacağım yine eskisi gibi. Bakalım inşallah güzel olur. Sizlerin de sorularınızı zaten cevaplamaya devam ediyorum. Sıkılmadan, yorulmadan. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi teybimizi kapatalım. Başlangıçtan çekiyorum. Başlattık. 2 wave olarak açıldı, gördünüz. Eğer tek amfimiz varsa 2 wave olarak kurmamız önerilir. Daha iyi olur. Çift amfiye geçtiğimiz zaman tweeter, bass ve mid range kullanacağımız zaman 3 yol aktif çalıştırabiliriz. Veya yine de 2 yolda kalabiliriz. Kişiye bağlı. Evet. Hoparlörlerimizi monte ettik. Basımız monte oldu mesela. Tweeter'ımız aynı şekilde. Yapacağımız ilk şey teybi açtıktan sonra hoparlör boyutu. Bunu isterseniz telefon aplikasyonundan da yapabilirsiniz. İsterseniz de buradan manuel şekilde teyp üzerinden yapabilirsiniz. Ama ben teyp üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Yani telefondan da yapılabilir ama teybi kendiniz alıştırmanız daha iyi olur. Ayarları anlamanız açısından. Şimdi burada hoparlör boyutuna geldiğimizde ön ve arka olarak çıkıyor 2 tane. Şu an bende subwoofer açık olmadığı için subwoofer seçeneği çıkmıyor. Onu açtığımız zaman subwoofer da geliyor hoparlör boyutu olarak. Şimdi boyutumuzu ön hoparlörde 18 santim, kaç santimse ona göre ayarlıyoruz. Arkada tweeter bağlı olduğu için şu anda benim arka kanalımda, rear kanalımda yani amfide 10 santim olarak ayarladım. Şimdi bu ön amfideki front kanal olmuş oluyor. Yani iki kanal front, iki kanal rear olarak geliyor. Bu videoyu çok iyi dinleyin arkadaşlar. Çok iyi kulağınızı verin. Her şey açıklayıcı bir şekilde olacak. İnşallah siz de her şeyi çözmüş olacaksınız bu konu hakkında. Hoparlör boyutlarını ayarladık. Daha sonra hoparlörümüzün frekans değerleri neyse ona göre burada iki yolda değerlerimizi üstü açık şekilde giriyoruz. Üstü açık dediğim ne mesela? HPF'yi giriyoruz mesela 180 Hz. 180 Hz'in üstündeki frekansları çalıyor. Yani kesinlikle bir şey koymuyoruz. Sınır koymuyoruz. Onu anlatacağım. Sınır ne demek? 3 yola geldiğimizde onu da söyleyeceğim. Hoparlörümüzün frekansı neyse onu ayarlıyoruz. Mid bass'a mesela, mid bass'larda mesela 100 Hz üstünü veya 80 Hz, 70 Hz üstünü mid bass'ta okutabilirsiniz. Ama mid range'lerde genelde 180 Hz ideal olmuş oluyor. Wipe mid range'iniz varsa mesela 150'ye, 120'ye rahat indirebilirsiniz. Massive Raise genelde 180 Hz. Sonot Max. Bunlar çok zorlanmayacak mid range'ler. Hannibal da keza öyle. 180 Hz'de rahat çalmasını sağlıyoruz mid range'in. Ne kadar çok
frekansı yüksek tutarsak arkadaşlar, o kadar sesi ileriye atarız. Yani vokal sesleri o kadar çok ileriye net bir şekilde gider. Tabii her şey frekansla bitmiyor. Equalizer ayarını da geçeceğiz şimdi. Yine aynı şekilde ben Twitter bağladığım için arka kanalıma bunu direkt ayarladım. Amfiden rear kanalında HPF'yi ayarlıyoruz. HPF tuşunu seçiyoruz. Getiriyoruz HPF tuşuna. Orada da kesimimizi Twitter'ımıza göre yapıyoruz. Teyip de gerek kalmıyor. Direkt ayarlayabiliriz. Frekanslarımızı da ayarladıktan sonra X üzeri ilk başta dedik. Hoparlör boyutu. Sonra X üzeri ayarı. Daha sonrasında diğer ayarlarımızı yapabiliriz. Load ayarımız. Bu sesin şiddetidir arkadaşlar. Şiddet eşiğidir. Ben 2 yapıyorum. Ona göre de manuel equalizer ayarımı yapıyorum. Geldik manuel equalizer ayarımıza. Midrange'den midrange değişebileceği gibi de manuel equalizer ayarıyla ne kadar çok artılı eksili oynarsak o kadar da çok ses bozukluğu yaşayacağız. Onun için equalizer ayarıyla fazla oynamayacağız. Yani 3 aşağı 2 yukarı şeklinde ayarımızı yapabiliriz. Hafif ayarlarla. Mesela 62,5 Hz benim istemediğim bir frekans olduğu için midrange'lerde eksi 4 yapmışım. 100 Hz eksi 3. 160 eksi 2. Yavaş yavaş yukarı sıfıra doğru çıkıyor. 250 eksi 2. 400 Hz 0. 630 0 görüyorsunuz. 1 kHz eksi 2. Orta sestir. 1,6 eksi 1. 2,5 Hz kHz eksi 2. 0, 4 kHz. 6,3 kHz artı 1. 10 kHz 0. 16 kHz artı 1. Şimdi arkadaşlar, bu frekanslar nelerdir? Öyle söyleyeyim size. Frekansın açıklamasını yapalım şimdi. Frekanslar seslerdeki dalga boyunu gösterir. Yükselme, alçalma, orta ses ortada kalır. Tekrar ince ses, yükselme şeklinde frekanslar oluşuyor. Mesela ne dedik? 62,5 Hz bas frekansı dedik, değil mi? Bir sayı doğrusu olarak düşünürsek, sayı doğrusu bu taraf bas. Yavaş yavaş orta sese doğru geliyor. Orta sesten yukarı doğru, tize doğru çıkıyor. Bu da aynı şekilde. 13 band equalizer ortasını görüyoruz. İnce tizlere doğru çıktık ve bitirdik. Bunu da aynı şekilde düşüneceğiz. Dediğim gibi fazla eksili artılı çıkışlar yapmayacağız. Bu şekilde equalizer ayarımızı yapacağız. Midrange'den midrange değişir. Değişir equalizer ayarı arkadaşlar. Hani sizin istediğiniz mesela midrange'iniz koyu çalıyordur. Bu 16 kHz veya 10 kHz'i birer ikişer tık açabilirsiniz. Onda herhangi bir zarar olmaz. 6,3 mesela bir tık daha açabilirsiniz. Ama dediğim gibi ne kadar çok oynarsak o kadar çok equalizer'ımız bozulur. Seste bozulmalar çok yaşanır. Çünkü frekansta yaptığımız her türlü değişiklik sesin gereğinden fazla artmasını veya azalmasını sağlıyor. Yani pik dediğimiz olayı yaşıyoruz. Tabii onu duyabilmemiz için çok sağlam bir kulağımızın olması lazım, bozulmayı. Çünkü bazı kulaklar duymuyor. O zaman da hoparlörlerde yanma, kitlenme durumları yaşıyoruz. Ses offset'ini sıfır yapıyoruz. Düzgün bir gain ayarı yaptıktan sonra ses offset'e gerek kalmıyor arkadaşlar. Ekstra güç açmak için bu. Tabing gain ayarı diyebiliriz. Ses efektine geldik. Ses efektinde ben sadece ses rekonstrüğünü açıyorum. Diğerleri hepsi kapalı. Ses rekonstrüğü de sesteki
bazı bozulmaları filtreliyor arkadaşlar. Seste kısma veya yükseltme yapmıyor ama frekansları düzenliyor. Ses efektini de yaptık. Şurada araç ayarları var. Araç tipini de kapalı yapıyoruz. Çünkü açık yaptığımız zaman her aracın hoparlör düzeni farklı olduğu için, mesela kompaktta 4 kapı da vardır, değil mi? Tam boyda 4 kapı da var. Artı tizler, tweeterlar da oluyor. Vagonda mesela hoparlörlerin açıları değişik yerlerde. Yani burada seçtiğimiz her araç tipinde hoparlörlerin bize olan konumu farklı olduğu için ona göre bir düzen oluşturuyor kendine. Onun için biz de bu düzeni oluşturmayacağız. Kapalı yapacağız bunu. Çünkü o bizim ya kapılarımızda oluyor, ön kapılarımızda ya da arka panzotumuzda oluyor hoparlörlerimiz. Onun için kapalı yapacağız. Şu RSP konum. Bunu hoparlörünüzün nerede olduğunu, arka bagajda mı, kapıda mı? Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, araç ayarlarına da geçtik. Şu mevzuyu da anlatayım. Kolay Eco. Şimdi normalde arkadaşlarımız Mono Eco'yu hiç ellemez. Kolay Eco'dan ayarlar. Ama öyle bir algı yok arkadaşlar. Nasıl yok? Şimdi Kolay Eco'da yapacağımız değişiklik Manuel Eco'da da geçerli. Yani Manuel Eco Kolay Eco'yla bir nevi eşdeğer çalışıyor. Yani burada yapacağımız bütün değişiklikler, mesela bozdum. Eksi 5 yaptım, eksi 6 yaptım. Bakın şimdi. 62,5'u eksi 6'ya çekti. Gördünüz mü? Onun için bu istemediğimiz bir ayar. 100 Hz'e de bakın eksi 6'ya çekmiş. Bunun olmasını istemiyoruz. 160'ı da çekmiş mesela. Bas frekanslar olduğu için. Onun için Kolay Eco'yla oynamıyoruz arkadaşlar. Bu bizim özet ekolumuz gibi bir şey oluyor. Yani bası eksi 3 olarak kullanıyormuşuz. Mid sesleri eksi 2 olarak. Tiz sesleri 0'da kullanıyormuşuz. Özet eko diyebiliriz buna. Oynarsak 3-4 tane frekansımızı bozmuş oluyoruz. O da seste kalıcı bozukluklara sebep oluyor, bozulmalara sebep oluyor. Evet, hava çok sıcak arkadaşlar. Bir yandan terliyorum, bir yandan telefonu tutuyorum elimde, telefon ısınıyor. Bir yandan da anlatmaya çalışıyorum. Evet, burayı geçtik. Şimdi geliyoruz. 3 yola nasıl alacağız teybimizi? Standby'a aldık. SRC tuşuyla. 4 ve 5'e. 4 ve 5'e aynı anda basılı tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, gördünüz mü? 2 way, 3 way olarak seçmemizi istiyor bizden. İlk baş ortaya basıyoruz. Press. 2 way, 3 way. 3 way seçiyoruz. Yes diyoruz. Şu anda 3 konumda, şey 3 yolda çalışıyor teybimiz. Tekrardan USB'ye aldık. Ayarlarımızın hepsi bozuldu. Şu anda ayarlarımızın hepsi bozuldu. Şuradan telifsiz şarkıları açayım tekrardan. Videomuza telif gelmesin. Şu anda ayarlarımız bozuldu arkadaşlar. 3 yola geçtiğimiz için. Teybimiz nasıl algılıyor? Üst RCA'mız tweeter, orta RCA'mız mid, alt RCA'mız subwoofer olarak algılıyor şu anda. Ayarları tekrardan yapmamızı isteyecek bizden. Yine aynı şekilde hoparlör boyutu diyoruz. Tweeter'ımız büyük mü, küçük mü? Mesela benim tweeter'larım büyük.
Sizin Twitter'ınız 8 santim ise ve RMS değerleri düşükse küçük yapıyorsunuz. Ona göre daha güçlü çalıyor. Orta aralık mid aralığımız 18 santim. Bunu eğer metre ile de ölçerseniz arkadaşlar mid range'imizin konisinin 18 santim olduğunu görürsünüz. Çerçeve ile birlikte ölçerseniz 20 santim çıkıyor. Yani bizim mid range'lerimiz aslında 18 santim. Ama çerçeve boyutuyla birlikte 20 santim olmuş oluyor. Burada iyi bir ayrıntı var. Yani demeyin niye 18 santim olarak çıkıyor, 20 santim yok diye. 18 santim doğru bir seçenek burada arkadaşlar. Orta aralığımızı da ayarladık. Twitter'ımızı yaptık. Woofer olmadığı için şu anda yok diyeceğiz. Hoparlör boyutunu ayarladık. Şimdi geldik X üzeri. Twitter'ımızın frekansı nereden başlasın? Şimdi biz bunu kesimini ortalama 5 kHz'de ve 6.3 kHz'de bıraktık. Amfide. Burada da aynı şekilde 6.3 yapıyoruz. Eğimi zaten -12 kalıyor. Burada 3 yolda eğimler her zaman -12 kalıyor arkadaşlar. 2 yolda eğimlerimizi -18 veya -24'e kadar çıkartabiliyoruz. Önerim 180 Hz'de -24 2 yolda. Fazını zaten normal yapıyoruz. Şimdi orta aralığa geldik. Mid range'imizin frekansını bu da ayarlıyor. 180 Hz. Eğim zaten -12. Burada LPF dediğimiz olay da üst kesimi. Bahsetmiştim ya anlatacağım diye. İki yolda sonra. Burada LPF'de mid range'imizin okuyacağı en tiz noktayı kestiriyor bize. Yani 10 kHz'den üstünü okuma diyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? 10 kHz'den üstünü okutmuyoruz. Tabi mitrençten mitrence değişiyor. 8 kHz olabilir bu. 12 kHz olabilir. Şimdi Honeywell'ın LPF frekansı 12 kHz'e kadar okuyabiliyor. Niye 12 kHz diyorsanız, yani mitrenci fazla pike çıkartmasın. Zaten gerisini Twitter verdiği için ben mitrenci fazla zorlamıyorum. 10 kHz'de kesiyorum. Bu ideal bir kesim. Orta aralığımızda ayarladık. Zaten subwoofer'ımız yok. Evet. Başka ne kaldı? Manuel equalizer ayarımızı, load ayarımızı yine 2 yaptık. Manuel equalizer ayarımızı yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Özür diliyorum. Evet, Twitter ayarımızı da yaptık. Manuel equalizer ayarımızı da yaptık. Subwoofer'ımızı kapalı yapacağız. Subwoofer kullanmıyoruz çünkü. Ses offset 0. Ses efekti ayarlarımız. Zaten bunlar değişmiyor. Sürüş ekoyu kapattık bir. Onun dışında DTA ayarına falan girmiyoruz hiç. Bunlar biliyorsunuz hoparlörlerimizin bize olan uzaklığını gösteren ayarlar. Sadece araç tipi seçebiliyoruz şu anda. Evet, bu kadar. 3 yolda da ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir deneme yapalım. Ses kalitemiz nasıl? Thank you.
Çok özür diliyorum. Güneş olduğu için mitrencin üzerine örtü örtmüştüm. Mitrence zarar vermesin diye. Evet, Hannibal'ı Twitter'sız bir şekilde çalıştıracağım şimdi. Eğer yapabiliyor muyum bakalım. Tekrardan düzeltiyoruz. İnşallah ayarlardan anlamışsınızdır. Eğer herhangi bir sıkıntı sorunu yaşayan olursa da mutlaka yorumlar kısmına sorularınızı yazın arkadaşlar. Güzel bir video olduğuna inanıyorum. İnşallah faydalı olmuştur herkese. Güzel yorumlarınızı uyguladıktan sonra ayarları bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın.